Ya Hanım, dünden bugüne 250 gram vermişsiniz, farkındayım. Ben mi? Evet. Ben valla verdiğimi sanmıyorum. Çekmeyin bakayım ama. Yok yok. Bak kiloyu çekmeyin. Benim gözüm aldanmaz, yanılmaz. He? Benim elbiselerden öyle gözüküyor. Benim gözüm, bakışım yanılmaz. Dur bakayım. 250 gram, asgari. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? 900 gram gözüküyor ama Ömre bak, sabah içtim de gene meyve sularım falan. Ya çekmeyin bir dakika. Dünden bugüne 250 gram, 300 gram vermeniz var. Bir şey söyleyeceğim gene Sevcan, vallahi bak. Kaç çıktı? Yani şimdi söyleme de. Ben 900 gram. Yok kiloyu söylemeyin, ayıp olur. Söyleyeceğim ya, bu tartıda mı problem var acaba? He? Tamam kardeşim. Sen o kadar yoksun. Tartıyı kaldır da ortadan. He. Tartıyı kaldır da başkalarının kilosu çıkmasın meydana. Ama seni de tartmıştık vallahi, bilmiyorum, bakacağız yani. Neyse efendim, asamları neden yapıyor? Çünkü herkes bir tartısın. Bir tek kilo aldığımız zaman bir tek kolumuz bacağımız almıyor değil mi? Karaciğerimiz evet. Alıyor, tabii. Kalbimiz alıyor, damarlarımızın içi tabii, yağ doluyor. Bak, hareket edeceğiz. Bütün neden hareket edeceğiz? Yağlanıyor sonuçta. Neden hareket edeceğiz? Çünkü görüyoruz işte mesela tekerlekli sandalye dağıtımında falan. Yani bir yaştan sonra neden bizim yaşlılarımızın birçoğu hep aynı kadere mahkum? Demek ki yediğimizden, içtiğimizden, hareketsiz davranmamızdan. Daha hareketli olacağız.